bir şey ihlal etmişiz ama neyi ihlal etmişiz bilmiyorum. Bizi attı. Valla ne dediğimi ben de bilmiyorum. Kötü bir şey mi diyoruz, anlamıyoruz, yanlış bir şey mi diyoruz. Neyse devam edelim. Bütün 1000 gram, yarım 500 gram, çeyrek 250 gram. Şimdi benim burada bütünün dışında çeyrek ve yarım arasındaki ilişkiyi biz bugün bir kontrol edelim diye düşündüm. Şimdi çocuklar, şu bir bütün. Bütünü dört parçaya ayırdım. Dört parçanın her biri ne oluyor? 250 gram. Bu bir kilo düşünürsek, yani bunu bir kiloluk bir karpuz olarak düşünün. 250 gram burası. Burası 250 gram. Burası 250 gram. Şimdi iki tane çeyrek, ya da şöyle diyelim önce, bir yarım. Bir yarım kaç tane çeyrek ediyor? Bir yarım. Gördüğünüz gibi şunun şu kadarı yarım. Bakın. Bir yarımda kaç tane çeyrek var? Görüyor musunuz? Şu bölüm yarım, taradığım yer yarım, yarısı. Bir yarımda kaç tane çeyrek var? Evet, iki tane çeyrek var. O zaman bir yarım iki çeyrek eder. Bir yarım iki çeyrek. Bunu unutmayın. Bunun tam tersi de şu şöyle olur. İki yarım iki çeyreği birleştirirsek ne olur? İki çeyreği birleştirirsek, iki çeyreği birleştirdik. Bununla bunu birleştirdik. Bir yarım etti. Peki. Şimdi o zaman şuradan bir iki tane bununla ilgili örnek çözelim. Şimdi bir yarım iki çeyrek gram yapıyorsa, bir yarım gram, 10 gram neyse, iki yarım gram, iki yarım gram kaç çeyrek gram yapar? Bir yarım iki çeyrek yapıyorsa, bir yarıda, şu bir yarımda iki tane çeyrek varsa, iki tane yarımda İki tane iki, dört çeyrek olur. Üç yarım gram kaç çeyrek gram eder? Üç tane yarım gram, bir yarımda iki tane çeyrek varsa, üç yarımda üç kere iki, altı çeyrek gram eder. Sekiz yarım gram kaç çeyrek gram eder? Bir yarımda iki tane çeyrek gram varsa, bir yarımda iki tane çeyrek gram varsa, sekiz yarımda sekiz kere iki, 16 çeyrek gram eder. Şimdi buradan devam edelim. Tersini yapalım. 10 çeyrek gram. Ayrı yazayım mı? 10 çeyrek gram kaç yarım gram eder? 10 tane çeyreği birleştireceğiz. 10 tane çeyrek kaç tane yarım eder? Şimdi şöyle düşünüyorsunuz bunu. Şu bir çeyrek değil mi? Şu iki çeyrek. İki çeyrek bir bütünün ne yaptı? Yarısı. Her iki tane çeyrek bir yarım yapıyor. Her iki çeyrek bir yarım. Her iki tane çeyreği birleştir, bir yarım. O zaman 10 çeyrekte kaç yarım vardır? Onun içinde kaç tane ikilik grup var? 5 tane. O zaman 5 tane yarım gram eder. Yarım kilogram. Ben bunları niye gram dedim ya? Çocuklar, bunlar kilogram olacak. Gramın yarısı olur mu? Kilogramın yarısı bunlar.
Evet, bunları unutmayın. Biz kilogramın çeyreğini, yarısını işliyoruz. Dikkat edin. Bir an dalgınlığımıza geldi. Evet, devam edelim. On dört çeyrek gram. Görünüyor mu? Görünüyor. 14 çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder? Sorusuna bakalım. Şimdi ne dedik? Her iki çeyrek, evet Ahmet Berkay, gramın yarısı çok çok hafif olur. Doğru diyorsun. Kilogramın biz hesabını yapıyoruz şu an. Şimdi çeyrek kilogram. İki tane çeyrek kilogramı birleştiriyorduk, hatırlayın. Şuradan bir daha göstereyim, görelim. Görmekten zarar yok. Şimdi şurada çeyrek, bir tane çeyrek, iki tane çeyrek. İki tane çeyreği ben birleştirince bir yarım oluyor, değil mi? Peki her iki çeyrek bir gruplarsam bir yarım kilogram. İki tanesini grupladım, bir yarım kilogram. O zaman 14'ün içinde kaç tane ikişerli grup var? Mantığıyla çözdüğümüzde 14'ü 2'ye böleceğiz ve 7 yarım kilogram olduğunu bulacağız. Şimdi yine aynı şekilde ben örnek yazıyorum. Siz çözün. Sonra beraber ben çözeceğim bir dakika. 5-6 tane yazalım. Evet. Güzel, doğru cevaplar geliyor. Yapıyorsunuz. Bunlara ben videoyu bitirdikten sonra siz açıyorsunuz. Tekrar. Tekrar olsun başla. Beş yarım kilogram kaç çeyrek kilogram eder? Yirmi çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder? Dokuz. Dokuz yarım kilogram kaç çeyrek kilogram eder? On altı çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder? 5 yarım kilogram. Pardon, onu yazmışız. 2 yarım kilogram kaç çeyrek kilogram eder? 2 çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder? Şöyle bakın hemen. Güzel, bir yapalım. Birazcık daha, bir dakika bekliyorum. Bir bakın hemen hızlıca. Böyle bir tane boşta bir kağıt olsun. Benim böyle bazen sorduğum sorular yapmak için o kağıda yazarsınız. Defterinizi boş ver. Düzensiz olmasın. Bozuk olmasın. Defteri en son videodan sonra kendiniz yazarsınız. Şimdi öyle müsvedde bir kağıda yazın.
Evet, çözelim o zaman. Şimdi 5 tane yarım kilogram kaç çeyrek kilogram eder? 5 yarım kilogram. Çeyrek kilogram diyor. Şimdi 1 yarım kilogram kaç çeyrek ediyordu? 2 çeyrek. Bu çok önemli. Bakın bu kuralı unutmayacağız. Bir daha çiziyorum buradan. Unutmamak amaçlı. 2 tane çeyreği biz birleştirdiğimiz zaman 2 tane çeyreği çeyrek kilogramı birleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bakın bir yarım ediyor. Taraf boş. İki tane çeyrek, bir yarım. Yani bir yarım iki çeyrek ediyor. Bir yarım. İki çeyrek yapıyor. Ya da bunu şöyle de düşünebiliyoruz. Tam tersi. İki tane çeyrek, bir yarım yapar. Aynı şeydir zaten. Ters yerleri değiştiriyor. Şimdi bunlara göre bizim şu tahtadaki bu bölmeye göre bunları bildikten sonra şu anahtarı, yine anahtarı çizelim bunu. Anahtar şeyleri bildikten sonra bir yarımın iki tane çeyrekleri oluşturuyor. İki tane çeyrek ya da iki, tam tersi söylersek iki çeyreği birleştirdiğimizde de bir yarım ettiği bilirsek şuranın hepsini çok rahat şekilde 5 yarım kilogram kaç çeyrek kilogram? Ben bir yarımın iki tane çeyrekten bir yarım iki çeyrekten oluşuyorsa 5 yarım 5 tane 2 10 çeyrek kilogram. 20 çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder diyor. 20 tane çeyrek kilogram. Şimdi kaç tane çeyreği birleştirdiğim zaman yarım ediyordu? Hemen aklıma şu şekil gelecek. 2 çeyreği birleştirdiğim zaman bir yarım ediyor. O zaman her iki tane çeyreği birleştirdim. Her iki çeyreği birleştirdim. Yarım. Her iki çeyreği birleştirdim yarım. Bakın gördüğünüz gibi burada çarpmalık bir durum yok. 20'nin içinde kaç tane ikişerli grup var? Her ikişerli grup bana bir yarımı verdiği için 20'yi ikiye böldüğümde de 10 yarım bulurum. 9 yarım kilogram kaç çeyrek kilogram? Şimdi benim bilmem şurada şunu bileceğim. Yarım kilogram yani bir tane yarım kaç çeyrekten oluşuyordu? O zaman bir yarımda iki çeyrek varsa 9 tane yarımda 9 kere 2 18 çeyrek kilogram var. 16 çeyrek kilogram kaç yarım kilogram? Ben ne demiştim? Çeyrek kilogramlarda kaç tane çeyrek bir yarım ediyor? Bir. İki tane çeyrek bir yarım ediyor. Peki. Her iki tane çeyreği grupluyorum. Şu diyorum ki şu bir grup bu yarım kilogram. Bir iki tane daha grupladım. Yarım, yarım, iki yarım. Bir daha grupladım. Üç yarım. O zaman 16'nın içinde kaç tane ikilik gruplar olduğunu bulursam 16 çeyrek kilogramın kaç yarım kilogram ettiğini bulurum. 16'yı ikiye bölersem 8 yarım kilogram ettiğini de söylersin. İki tane yarım kilogram kaç çeyrek kilogram eder? Şimdi çocuklar. Bir yarım bir yarım. Kaç çeyrek ediyor? Bir yarım, iki çeyrek. O zaman iki yarım, iki tane, iki de dört. Zaten bir, iki, üç, dört çeyrek, iki tane yarım ediyor. Bir yarım, yarım, iki yarım. Tekrar söylüyorum. Bir yarım, iki tane çeyrekten oluştuğu için iki tane yarım da iki tane, iki, dört tane çeyrek kilogram ediyor. İki tane çeyrek kilogram kaç yarım kilogram eder? Şimdi bir çeyrek, bir çeyrek, iki tane çeyrek kaç yapıyor? Bir yarım kilogram. Bakın iki çeyrek kilogram bir yarım yapıyor. O zaman zaten soru bana direkt onu sormuş. İki çeyrek kilogram, iki çeyrek kilogram. O zaman bir tane vereceğiz. Evet bu çeyrek yarım konusunu böyle burada bitiriyoruz. Çeyrek ve yarım kilogram yani çeyrek kilogramda yarım kilogram ya da diğer şeylerde de çeyrek yarım iki çeyrek birleştiğinde bir yarım eder ya da çeyrek var. Bu bütün tartmanın dışında bütün her yerde kesirlerde her zaman bu aynı mantıktır. Buna göre işlemiyoruz. Şimdi biz karışık gramları kilogram gramı kesin.
Ya daha önce şöyle başlayalım. 1 kilogram 450 gram toplamda kaç gram edir? Şimdi burada iki tane terim var. 1 kilogramlı olan terim, 1 kilogramlı olan terim, bir de 450 gramlı olan terim. Şimdi hepsini neye çevireceğim? Grama çevireceğim. Peki. Burası zaten gram mı? Gram. Ben şunu grama çevirmem lazım. 1 kilo kaç gram? Anahtarımız var, unutmayın. 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gram. O zaman 1 kilo 1000 gram ise 1000 ile 450'yi toplarım. Artık ikisi de gram oldu. İkisini grama çevirdim. 1000 ile 450'yi topladığında 1450 gram oldu. Diğer bir örneğe geçelim. Görünüyor. 3 kilogram 300 gram. Kaç gram eder? Şimdi ne dedik? Hepsini grama çevir diyor. Yani şu gördüğün iki tane terimi grama çevir topla. Peki benim şu zaten iki şu terim 300 gram hazır. Gram şeklinde paket. Şu ne olacak? Şu 3 kilogramı grama dönüştüreceğim. 1 kilo 1000 gramsa hatırlayın ilk derslerde. 3 kilo 3000 gram olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? O zaman 3000 gramla 300 gramı toplarsam karıştırmayın. 3000 gram bir de 300 gram topladığımda 3300 gram olduğunu söyleyebiliriz. 3 kilogram 3000 gram. Bir de 300 gram da var. Onu da ekleyeceğiz. 3300 gram toplamda olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir örneğe geçelim. Evet. 6 kilogram 540 gram kaç gram eder? Şimdi her ikisini neye çevireceğiz? Gram istiyor, grama çeviririz. Çevirelim. Şimdi 6 kilogramın gramı kaç olur? 1 kilogram 6 kilogram 6000 gram eder. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de burada 540 var. O zaman toplamda 6540 gram ettiğini yine diğer örneklerle hemen devam edelim. Evet, devam ediyorum şimdi diğer örneklerden. Aferin, bir yandan çözmeye çalışın, kafanızı zorlamaya çalışın. Evet, tamam. Yine aynı tarzdan devam ediyorum. 4 kilogram 100 gram kaç gram eder? Çocuklar 4 kilogram kaç gramdır? 4 kilogram 4000 gramdır. 100 gram daha eklersek şöyle altına yazalım karışmasın. 4 kilogram 4000 gram. Burada da 100 gram var. İkisini topladığımızda 4100 gram ettiğini bulur. Devam ediyoruz. 7 kilogram 7 kilogram 7 gram. Kaç gram eder. Hadi birazcık karıştırayım. Bunu bulun. Bekleyin. 7 kilogram 7 gram kaç gram eder? Hepsini neye çevireceğiz? Grama çevireceğiz.
Önce grama çevirdiniz mi? Çevirelim. 7 kilogram kaç gramdır? 7 kilogram kaç gramdır? 7 kilogram 7000 gramdır. Bunu biliyoruz, anladık değil mi? 7 kilogram 7000 gram. Şimdi ben burada bir de başka bir gram daha var. 7000'e kaç gram ekleyeceğim? 7. Bakın topluyorum. 7000 gram ile 7 gramı topluyorum. 0 ile 7, 0, 0, 0, 7. Kaçmış? 7007 grammış. Şu cevabı verenlerin sorusunu şu olacak. Yani 7 kilogram 700 gram deseydim ben size. 7 kilogram 700 gram kaç gram eder deseydim. Dikkat, bu 7 ayrı, 700 ayrı. 7 olunca birler basamağıdır 7. Şurada topluyoruz zaten. 7 kilogram 7000 gram. Bir de 7 gram var dedim. Topladığımda 7007 oldu. 7 kilogram 700 gram topladığımda 7 kilogram yine aynı şekilde aynı mantık, bakın çözüyorum bu sorunun cevabı şurada. 7 kilogram 7000 gram, bir de 700 gram daha var. Şimdi topladığımda bakın sizin diğerlerinizin verdiği cevaplardan şimdi 7700 lidir. Anlaşıldı mı? Yani 7 kilogram 7 gram topladığımızda 7 kilogram 7000 gram eder. 7 daha 7007. 7 kilogram 700 gram olduğu zaman 7 kilogram 7000 gram eder. 700 gramı daha eklersem 7700 olduğunu bulur. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bunun diğer türüne, yani tam tersine. Bu sefer kilogram gram cinsinde gramın tamamını vereceğiz. Bizim az önce bulduğumuz gramın tamamını vereceğiz. Onu kilogram gram cinsine çevireceğiz. Yapalım. Başlayalım. Altı bin 750 gram. Kaç kilogram? Kaç gram eder? Biz ne demiştik? Şurada silinmiş. 1 kilo 1000 gram ediyor. Anahtarı bu. 1 kilogram 1000 gram ediyor. O zaman burada birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağından sonra geriye ne kalıyor? Binlikler kalıyor. Burada kaç tane binlik var? Şuradan noktaya koyduğumuzda 6 tane binlik var. O zaman 6000 kaç kilo, 6000 gram kaç kilogram eder? 6. Bunu kullandık. Geriye ne kaldı? 750. O da benim gramımdır. Yani 6750 gram, 6 kilogram 700 gram. Diğerine geçelim. Beş bin 440 gram. 5440 gram. Şimdi kaç kilogram kaç gram eder? Soruyorum. Bir basamaklara bakın. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bundan sonra gelen basamaklar ne basamağı ne varsa binliklerin olduğu basamak. O zaman her bir tane 1000 gram, her 1000 gram 1 kilo diyorsun. Burada 5000 tane gram varsa 5 kilogram eder diyoruz. 5 kilo. Geriye ne kaldı? 440 gram kaldı. 5 kilogram 440 gram. Devam ediyoruz. İki bin iki yüz yirmi iki gram. Kaç kilogram kaç gram eder? 2222 gram. Kaç kilogram kaç gram eder?
Şimdi ne yapıyoruz? Basamaklara bakıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Buraya bir nokta koyuyoruz. Ondan sonraki gelenler benim binler basamağım. Kaç tane binlik var burada? Geride 2 tane. 1000 gram 2000 gram 2 kilo eder. Bunu kullandım. Geriye ne kaldı? 222. O da benim gramımdır. Yani 2 kilo gram 222 gram olacak. Diğer bir örneğe geçelim. Evet. 100.075 kilogram. Mantığını anlamanız için böyle bir örnek koydum. 100.075 kilogram kaç kilogram? Kaç gram? Bunu ben çözeceğim. Şimdi basamaklarını ayırıyorduk. Ne diyorduk? Birler basamağı. Görüyorsunuz. Kırmızı kalemle. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Noktayı koy dedim, değil mi? Her seferinde aynı şey. Şuradan sonra kaç tane kaldı geriye binlik? 100 tane. O zaman her bin 100 tane binde 100 kilogramdır. Bundan sonra şurayı kullandıktan sonra geriye ne kaldı? 0.75 yani 75 gram olduğunu buluruz. Önemli olan bizim burada amacımız şu. En sağdan yani birler, onlar, yüzleri belirledikten sonra noktayı koyun. Bakın birler, onlar, yüzleri belirledikten sonra noktayı koyun. Şurası sizin gramınız. Mantık bu. Burası sizin gramınız. Geriye kalan şurası da kilogram. Yine bu tarz bir soru daha soruyorum. Şuraya sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet. 145.670 gram. Kaç kilogram? Kaç gram eder? Şimdi bakın. Hepsinde aynı şeyi yapıyoruz. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu binler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağını noktaya koydum. Burası benim neyim dedim? Gramım dedim. Geriye kalan benim neyim? Kilogramım. Çünkü burası binlikler. Kaç kilogram var? 145 kilogram var. Geriye kaç gram kaldı? 670 gram. Yine buradan bir iki tane daha sormaya devam edip dersi bitireceğiz. Evet, bu soruları 5 tane yapalım. Sonra dersi bitirelim. ...71.440 gram kaç kilogram kaç gram eder? Okunuyor değil mi? Evet okunuyor. ...7.500 gram kaç gram eder? Hmm. 6.850 gram kaç kilogram kaç gram eder? ...4.750 gram kaç gram eder? ...14.400
gram? Kaç kilogram? Kaç gram? Şöyle bir dakika. Bakın. Altı. Böyle kafanızı yormanız güzel. Aynen abi. Sen şimdi sus bitirdin. Devam ediyorum ve çözüyorum. İyice dinleyin. Bakın rahatça yavaş yavaş anlayacağım. Sonra evde. Siz bir daha bunları yazacaksınız ve kendiniz çözmeye çalışın. Aynı bu sayfayı durdurun mesela. Bak şu an bayağı boş. Bu sayfada durdurun. Boşken, deftere yazıyorken aynı bu şekilde yazın. Kendiniz çözün. Ben çözdükten sonraki haline bakın, kontrol edin. Yani bu da bir tekrar olur size. Devam edelim. Şimdi 71.440 gram kaç kilogram, kaç gram eder? Nasıl yapıyorduk? Bunu birler, onlar, yüzler basamağı. Bakın nereden başlıyorum? Birler, her zaman birlerden başlanır basamaklar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağını. Şöyle bir nokta koyuyordum. Ben diyorum ki bu taraf benim neyim oluyor? Gramım oluyor. Bu taraf benim gramım oluyor. Bu noktadan öbür tarafı, ileriye doğrusu binlik tarafı da benim kilogramım oluyor. Bakın her şey hazır zaten. Bunu artık buraya geçireceğim. Kaç kilogram? 71 kilogram. Kaç gram? 440 gram. Bunların hep aynı mantık. Hep bu şekilde çözebiliriz. Birler, onlar, yüzler basamağı yapıyorsunuz. Noktanızı koyuyorsunuz. Burası sizin gramınız oluyor. Kaç gram oldu? Bundan sonraki binlik bölüm olduğu için mantığınız oradan geliyor. Yani 1000 gram, 1 kilo ettiği için 71.000. Burası binlik. 71 bin gram da 71 kilo ediyor. Yani ben size hadi mantığını anlayanlar için anlattım. Daha kısa yoldan birler, onlar, yüzler basamağına noktayı koy. Bu taraf koyduğun noktaya kadar olan birler, onlar, yüzler basamağı senin gramın, gramın. Ondan sonra kalan ne varsa kilogramın. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Burada da ne yapıyorduk? Hepsini neye çeviriyorduk? Grama çeviriyorduk. 7 kilogram. Kaç gram idi? 7000 değil mi? 7 kilogram 7000 gram. Peki 500 gram daha var. 7000 gramla 500 gramı toplarsam ne olur? Toplamda 7500 gram olur. Burayı gramla çevirdikten sonra burası zaten gram. 7 kilogram 7000 gram 500 gram daha 7500 gram. Toplam gram sayısı. Orada aynı mantık. Toplam gramın hepsini bütün vermiş. Bunun içinde kaç kilo kaç gram vardır diye soruyor. Ne yapıyorduk bütün sorularda? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Noktayı koy. Bak noktayı koy. Noktayı koyduktan sonra noktadan bu tarafı. Birler, onlar, yüzler basamağın olduğu taraf ne? Gram. Kaç grammış? 850 gram. Noktadan bu tarafta ne kaldı geriye? 6. Orada benim kilogram. 6 kilogram 850 gram olduğunu da buradan bulabiliyoruz. Devam ediyorum. 4 kilogram 750 gram kaç gram eder? 4 kilo kaç gramdı? 4 kilogram 4000 gram. 750 gram daha var. Toplayacağız. 4750 gram ettiğini bulacağız. Son sorumuzla yapıyoruz. Mantık aynı mantık. İstediğiniz kadar sayıları büyütün. İstediğiniz kadar büyütün. İsterseniz tahta kadar yapalım. Mantık şu.
Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Noktayı koy. Her zaman bak aynı şeyi anlatıyorum. Bakın hiç fark yok. Şu birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağının olduğu grup bana neyi söylüyordu? Gramı. Geriye kalan şu öbür taraftaki binlik kısımda bana neyi söylüyordu? Kilogramı. Yazalım artık bakın. Bildiğiniz buradan bakarak buraya yazacağız. Kaç kilogram? 14 kilogram. Kaç gram? 400 gram. Anlaşıldı mı? Evet. Bunları güzelce deftere yazın. Bu konuyla ilgili bir sayfada ben ödev vereceğim. Gruba atacağım. Onu da telefonda ya da bilgisayardan açın. Bakın. Defteri aynı şekilde dünkü gibi deftere yazıp çözün. Deftere yazıp çözecek. Bunlar da deftere yazıp çözecek. Herkese Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.